Şimdi isterseniz geleneksel böyle bizim aşina olduğumuz tereyağlı şehriyeli pirinç pilavımızın yapımına başlayabiliriz. Gayet güzel gözüküyor. Moş'tan yeniden selamlar. Bu videomuzda bize daha önce airfryer'larla ilgili sorduğunuz soruları cevaplayacağız. Birkaç ay önce Xiaomi'nin airfryer'ın ürün incelemesini yapmıştık. Bir sürü yemek yapmıştık. Gayet keyifli ve lezzetli bir videoydu. Onun ardından da Hut markasının airfryer'ını incelemiştik. Bu iki videomuzun altındaki genel itibariyle çok sorulan soruları derledik, toparladık, notlarımızı aldık. Şimdi bu birkaç soruyu cevaplayacağız. Ardından da bir pirinç pilavı yapmaya çalışacağız. Geleneksel pirinç pilavı yapmayı deneyeceğiz. Olacak mı olmayacak mı ben de emin değilim. Ben de bu arada ilk defa deneyeceğim. Ama en azından deneyip görmüş olacağız. Bu aralar bir pirinç deniyor insanlar böyle. Ya da merak ediyor olur mu olmaz mı diye. O çok popüler. Bir de mısır patlatmaya çalışıyorlar ama bugün onu denemeyeceğiz. Bugün sadece pirinçle yetineceğiz. Şimdi isterseniz sorularımızla başlayalım. İlk olarak insanların yani sadece videoların altında değil benim çevremin de bana çok fazla sorduğu akıllara takılan soru bütçe. Bütçe meselesi. Elektrik faturası ne kadar yansır meselesi. Bir de artı olarak Türkiye'de işte doğalgaz elektrikten daha ucuz. O yüzden ocakta yemek yapmak tabii ki daha işte uyguna gelir gibi bir düşünce var insanların kafasında. Şimdi buna cevap vermeye çalışacağım. Yanımda şöyle küçük bir hesaplama yapmıştım ben. Hem Xiaomi için hem de Philips için bunların hesabını yaptım. Biraz matematik hesabı var. O yüzden şimdi dikkatlice dinleyin, anlatmaya başlıyorum. Şimdi Türkiye'deki elektrik ücretlendirme sistemi şu şekilde. Siz eğer ay içerisinde 240 kW'a kadar harcadıysanız her kilowatt başı için, her 1 kilowatt için 1 lira 25 kuruş ödüyorsunuz. Ama eğer aylık 240 kilowattı aştıysanız da her kilowatt için 1.89 kuruş ödüyorsunuz. Bu cepte dursun. Ben 1 lira 25 kuruş üzerinden hesapladım. Onları anlatacağım. Xiaomi'nin bu gördüğünüz airfryer'ı saat başına 1.4 kilowatt harcıyor. 1 kilowattta 1.25 kuruşsa eğer saatte 1.75 yani 1 lira 75 kuruş harcıyorsunuz. 1 saat kullanırsanız eğer. Ama yiyecekleri eğer böyle 15 dakikada, 20 dakikada pişirdiğini varsayacak olursanız tabii ki de 1.75'ten daha az ödeyeceksiniz. Buna ek olarak da çok az yağ kullandığımız için ve şu an ülkedeki yağ fiyatları da artık böyle pahalı olduğu için yağdan da tasarruf ettiğinizi varsayacak olursanız aslında oldukça cazip bir cihaz haline geliyor. Philips'in Essential, Essential X-Large ve Premium X-X-Large diye 3 tane modeli var. Buralara zaten resimlerini koyarız ama en meşhur, en bilindik olanı Premium X-X-Large. Şimdi bunlar içinde size bir fiyat söyleyeceğim hızlıca. Essential modeli için, Essential modeli bu arada ilk çıkanlarından biri Philips'in ve Xiaomi'nin bu modeliyle tıpatıp aynı diyebilirim. Litre bakımından vesaire özellik bakımından çok benziyorlar birbirlerine ve watt değeri bakımından da yine aynılar. Philips'in o Essential modeli de yine 1.4 kW harcıyor saatte. Essential X-Large modeli 2 kW harcıyor saatte. Premium X-X-Large modeli de 2.22 kW harcıyor saatte. Siz de bunu 1 kW'ın 1.25 kuruş olduğunu varsayarak hesaplarsanız bir fikre ulaşmış olursunuz. Genel itibariyle aslında Essential modelleri ve Philips'in bu modelleri uygun fiyatlı oluyor. Hem satın alırken hem de elektrik faturanıza yansıdığında. Zaten genelde kullanıcıların bahsettiği şeylerde çevremden duyduklarımda hiç fark etmemiş. Yani elektrik faturasında bir şey hissetmedim bile diyorlar. Çünkü neden? Fırın kullanmayı veya işte mikrodalga kullanmayı da bırakıyorlar bir yandan. Elektrik faturası oradan düşerken bu kullanıyor. Yani az çok aynı şeye geliyor aslında baktığımızda. Pişirme sırasında yağlı kağıt kullanılabilir mi diye sormuşlar. Yağlı kağıt tabii ki kullanılabilir. Ancak ve ancak yukarıdaki rezistanslara değmediği sürece o kağıtlar yoksa yanar. Xiaomi'de şöyle bir şey var. Rezistansların üstü bir telle kaplı. Altta zaten rezistans yok. Dönüyor hava altta. Xiaomi'de böyle bir ihtimal çok düşük ama Philips'in rezistansları açık olduğu için oraya yağlı kağıt vesaire değdirirseniz sıkıntı çıkabilir. Olabildiğince böyle minik yukarılara doğru çıkmayacak kadar yerleştirdiğinizde kağıda sıkıntı olmaz. Yağlı kağıda ek olarak da bu airfryer'lar için özel kaplar üretildi. AliExpress'e vesaire bulabilirsiniz. Türkiye'de geldi mi bilmiyorum ama silikon kalıplar var, teflon kalıplar var, çeşit çeşit kalıplar var. Onlardan da satın alarak kullanabilirsiniz yağlı kağıt kullanmak istemiyorsanız. Ek olarak Xiaomi'nin airfryer'ı
incelememizin altını üst rezistans temizliği nasıl yapılıyor diye sormuşlar. Aslında şöyle, Xiaomi'ninki az önce de söylediğim gibi telle kaplı olduğu için üstü. Sadece teli temizliyorsunuz üstünde. Zaten detay görüntüleri buralara koyarız, oradaki görüntüyü. O teli de herhangi bir ıslak mendil gibi böyle hafif bir bezin üzerine yağ çözücü bir sprey sıkarak 2-3 kere böyle silip duruladığınızda gayet temizlenmiş olur. Dediğim gibi alt kısmında da rezistans olmadığı için temizliği Xiaomi'nin inanılmaz kolay. Ama Philips için aynı şeyi söyleyemiyorum. O konuda hatta YouTube'a videolar bile çekmiş insanlar nasıl temizlerim vesaire diye. Oldukça zor temizliği çünkü rezistans komple açık. Rezistansın üstü yağ kaplıyor vesaire vesaire gibi eksileri var Philips modelinin. Son olarak en çok sorulan şey, pilav yapılır mı? Onu birazdan uygulamalı olarak çekeceğiz. O yüzden şimdilik bunu atlıyorum. Uygulamadan şöyle bir bahsetmek istiyorum. Çünkü eski videomuzda çok fazla uygulamaya değinememiştik. Süremiz çok kısıtlıydı. Şimdi şöyle bir şu ürünün uygulamasına detaylıca bir bakalım. Tariflerin içinde şöyle bir gezinelim. Neler yapabiliyoruz? Çünkü çok fazla tarif vardı. O gün tam randıman alamamıştım ben o tariflerin içinde gezerken. Şimdi tekrar bakalım. Şimdi uygulamayı şöyle bir göz gezelim. Kurulumumuz zaten önceden yapılmıştı. Şöyle giriş sağlıyorum. Kurulumun nasıl yapıldığını bu arada görmek istiyorsanız bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz Xiaomi Airfryer ile ilgili. Öncelikle karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Firtöz'ün içerisine girdiğimizde. Ayrıntılı olarak bakacak olursak üst tarafta cihazın şu kısmında bulunan halihazırdaki modları var. Bunları zaten burada görüyoruz. O yüzden çok fazla girmeyeceğim o kısma. Özel tarif ekleyebiliyoruz kendimiz istediğimiz gibi. Mesela şimdi pirinç yapacağız ya. Eğer yapabilirsek, tutarsa bu tarif, buraya yazarız. Pirinç pilavı diye böyle. Ondan sonra buraya orada hangi sıcaklıkta falan yaptıysak işte kaçta pişiririz ki pilavı? Sağlıyorum 175 derecede işte 20 dakika pişirdik diyelim. Bu şekilde burada oluşturabiliyoruz. Daha fazla tarife tıkladığımızda da asıl işte benim incelemek istediğim kısım burasıydı. Şimdi bunların hepsine ayrı ayrı bir bakalım. Soğan halkaları diyor. Burada aşağıda tarif veriyor. Benim en sevdiğim kısım bu. Böyle hazır donmuş mesela soğan halkası almak istemiyorsanız, kendiniz yapmak istiyorsanız malzemeleriniz. 1 tane tatlı soğan, 80 gram un, 3 gram kabartma tozu, 10 gram tuz, 60 gram galeta unu, 2 tane de yumurta. Burada tarif veriyor. Nasıl yapmamız gerektiğini her şeyi anlatıyor. En son yapıyoruz. Programı başlatıyoruz. İçerisine yerleştiriyoruz. Başlatıyoruz. Kendisi hazırlıyor. Eğer ön ısıtma isterseniz buraya onu da ekleyebiliyoruz. Mesela bu tarifin içindeki her şeyi vermesi burada hoşuma gitti. Başka neye baksak? Izgara dana burger. Mesela hamburger yapacağım o gün. Ekmeğim mesela her şeyim hazır. Hatta ekmeğimi bile önceden burada pişirmişim, hazırlamışım iki tane ekmeğimi. Ekmekleri çıkartıp dana burgerimi koyacağım. Nelere ihtiyacım varmış? 19 dakika 200 derecede pişecekmiş. Malzemelerimiz kıyma 600 gram, galeta unu 60 gram, soğan, sarımsak vesaire her şey var. Aşağıda da böyle görselleriyle birlikte gördüğünüz gibi 4 tane sığmış. İçerisine bir de yağlı kağıt konmuş. Her şeyi hazır. Marulları falan bile anlatmış bize nasıl kestiğimizi. Patates kızartmasından önceki videoda değinmiştik. O yüzden geçiyorum. Bakalım değişik neler varmış. Mesela yaban mersini muffin varmış. Bu arada eğer isterseniz yağlı kağıdı şöyle güzelce içine yerleştirdiğinizde kek harcı hazırlayıp hani buradaki olmak zorunda değil. Orada yağlı kağıdın içerisine dökerek de burada yağlı kağıtta pişirebilirsiniz. Brownie varmış. Bu arada sufle de yapabilirsiniz. İlla sufle kabınızın olmasına gerek yok. Evde eğer böyle güveç kaseleriniz varsa güveç kaselerin içine suflenizi hazırlarsınız. Koyarsınız içerisine. Mis gibi 3 dakikada 2 dakikada sufleniz hazır olur. Bakalım başka sebze kızartması var. Eski videomuzda yapmıştık. Hayatında yediğim en güzel sebze kızartması olabilirdi. Dışları çıtır, içleri pişmiş ve suluydu. Bayılmıştım. Bakalım ben böyle sulu bir yemek yapmışlar mı? Veya işte pirinç gibi bir şey. Çünkü Çin'de de pirinç lapası çok yenir. Bizdeki gibi böyle tereyağlı erişteli yapmazlar ama pirinç lapası yerler. Acaba öyle bir şey yapmışlar mı diye arıyorum bir yandan da. Yoğurt bu arada popüler bayağı. Yani önceki videoda bahsetmiştik. Bu airfryer de yoğurt fermente edebiliyorsunuz. Yoğurt yapabiliyorsunuz ama 8 saat sürüyor. Körili makarna ve peynir. Makarnayı bakalım nasıl yapmış. Öncesinde haşlamış mı? Evet, makarnayı haşlayın, süzün ve kenara alın diyor. Öncesinde haşlamış. Yine sulu bir şey yapmamış burada. Pizza. Pizza da güzel olur. Yapan görmüştüm bu arada daha önce pizza içinde. Hamurunu hazırlıyor. Hatta hamurunu normalde pizza hamurunu yapıp böyle küçük topunu kenara alıp onun mayalanmasını beklersiniz ama airfryer'ı onu da beklemiyorsunuz. Küçük topunu alıp içine koyup hemen içinde böyle düşük sıcaklıkta mayalandırıp oradan çıkartabiliyorsunuz. Bayağı hızlı bir süreç oluyor. Evet, bu kadar. Bitti.
bitti tariflerimiz. Maalesef sulu herhangi bir şey göremedim. Pirinç göremedim. Ama bu benim denememe engel mi? Tabii ki değil. O yüzden uygulamadan çıkıyorum şimdilik. Böylece tariflere de hep birlikte bakmış olduk. Şimdi pirinç pilavını yapmaya başlayacağım. İçerisindeki tarifler burada hoşuma gitti. Gerçekten çeşit çeşit ve her zevke uygun tarif var. Balık var, et var, tatlı var, işte ne bileyim pizza var, hamur işleri var vesaire. Gayet içerisi yoğun, tarif dolu ve aslında hemen hemen de evimizde olabilecek şeylerle tarifler var içinde yapabileceğimiz. Ama sizin böyle şunu da deneyin, bunu da lütfen yapın, çok merak ediyorum olur mu dediğiniz böyle tarifler varsa yorumlarda yazarsanız onları da bir sonraki videoda belki deneyebiliriz. Şimdi isterseniz geleneksel böyle bizim aşina olduğumuz tereyağlı, şehriyeli pirinç pilavımızın yapımına başlayabiliriz. Evet, şimdi öncelikle tabii ki haznemizi şuradan bir çıkartıyorum. Yıkadım, temizledim, güzelce hazır. Şimdi içerisinde neler vardı tekrar bir hatırlayalım. Bir tane şöyle yükseltme telimiz vardı. Bir tane de şöyle bir alttaki asıl tabanla yemekleri koyduğumuz kısmı ayıran, o arada da yağın böyle süzülmesini sağlayan bir kısım vardı. Bunu çıkartacağım bu sefer. İçine direkt bunu koyacağım yükselti sağlamak için ve direkt içerisine suyu dökemem pilav yaparken. Çünkü Xiaomi'nin buralı yan kısımları boş. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama su doğal olarak buralardan dışarı akacaktır diye şöyle iki tane seçeneğimiz var. Evde bu güveçlerden hemen hemen herkeste var. Ya da bizim yaptığımız gibi şöyle bir süt tenceresinin sütlüğün sapını çıkartıp şöyle içine yerleştirebilirsiniz. Şöyle sıfıra sıfır bir görüntü elde etmiş olacağız. Ben tencereyi kullanacağım ama güveç neden olmasın? Güveç de kullanabilirsiniz. Bunu da kaldıralım. İşimiz bitti. Şimdi tencereyi hazırladığımıza göre içine önce yağımızı şöyle bol tereyağlı. Evet. Ardından da şöyle şehriyelerimizi dökeceğiz. Ve önce tabii ki şehriyelerimizi kızartmak için bir 2 dakika şunu atacağız içerisine. Manuel olarak ayarlayacağım. Sıcaklık 180'de kalsın, problem değil. Süreyi 2 dakikaya düşürdüm ve başlattım. Önce şehriyelerimin şöyle bir renk değiştirmesini bekleyeceğim. Ardından da pirinçlerimi ve suyumu koyacağım. 2 dakika bekleyelim şimdi. Evet, şimdi tamamlandı. Şöyle bir çıkartıp bakıyorum. Bayağı tereyağlı olmuş. Şöyle bir karıştıracağım. Ama tereyağı erimiş. Şehriyeler istediğim sıcaklığa gelmemiş. O yüzden sıcaklığı arttırıp bir 2-3 dakika daha yerleştireceğim. Şöyle her yerine bir tereyağı bulaşsın. İçine yerleştiriyorum. Tekrar manuel olarak sıcaklığı bu sefer arttırdım. Süreyi de 3 dakika yaptım. Evet. Biraz daha bekleyin. Bu sefer olur. İnanıyorum. Çok iyi kızarmış. Tamam. Her şey şu anda istediğimiz gibi. Şehriyelerimiz gayet güzel kızarmış. Şimdi sıra geldi. Şöyle pirincimizi içerisine eklemeye. Şöyle çeviriyorum. Şimdi normalde pirinci tavada şöyle suyu hemen koymadan birazcık kavururum ben. O yüzden yine bunda da aynı şeyi yapmaya çalışacağım. Şöyle pirinci koydum içine. Güzelce bir karıştıracağım. Bir 3 dakikada böyle atacağım. Pirinci yağda böyle nasıl kavuruyorsak o şekilde aynı şeyi yapmayı deniyorum yani. Ama bence bu arada direkt hiç kavurmadan suyu koyup haşlamaya da başlayabilirsiniz. Hiç fark edeceğini sanmıyorum. Sadece insan alışkanlıklarından vazgeçemiyor. Bir 2 dakikada pirinçler şöyle bir kavrulsun, kendine gelsin. Sonra suyumuzu ekleyeceğiz. Sonra bir 15-20 dakikaya ayarlamayı düşünüyorum ve çalıştırıp bir daha da dokunmayacağım. Şimdi 2 dakikamız da doldu. Şöyle çıkarttım ben. Kokusu aynı şu an şeydeki gibi. Ocakta yaptığımız gibi. Çok iyi kokuyor. Şimdi bunun içine suyumu ekleyeceğim. Şöyle soğuk su. Çok heyecanlıyım şu an. Şöyle bir karıştıracağım. Tencerenin içine şöyle bir yayacağım. Evet, şu anda tamamen hazır. Kaldırıyorum. Çok dikkat çekti. Suyunu dökmeden içine yerleştiriyorum. Tekrar manuel diyorum. Sıcaklığı 180'de bıraktım. Süreyi de şöyle 15 dakika yaptım. Hadi. Tuz koymadım. Neyse yaparız. 10. dakikada çıkartırız. Tuzunu serper bir karıştırırız. 5 dakika daha atarız sonra. 15 dakika 180 derece ayarlamıştık ilk başta. Daha sonra son işte 10 dakika kala falan sallama uyarısı vardı. Çıkarıp bir baktım. Suyunu henüz çekmemişti. Koydum. Süreyi arttırdım. Toplamda 25 dakika. Şu an son 2 dakikasında. Toplamda 25 dakikada 180 derecede pişirdik. Birazdan çıkacak. Açıkçası neye benzeri ne oldu bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Ama kokular güzel geliyor. Son 2 dakikası kaldı. Heyecanla bekliyorum. 10
olmadıysa da yapacak bir şey yok. Çünkü zaten tavada yapabiliyoruz hani. Sadece bu burada yapılabilir mi deniyoruz. Çünkü sulu bir şey eğer şu an burada yapabilirsek sulu bir sürü şey yapabiliriz demek oluyor. Bu arada o çıkarıp salladığım sürede tuzunu koydum. Yani yetti mi yetmedi mi bilmiyorum. Tadılabilecek bir şekilde çıkacak mı onu da çok merak ediyorum. Yani şu an içeriden böyle lapa gibi bir şey veya sulu pişmemiş çıtır çıtır bir şey de çıkabilir. Heyecanlı ve meraklı bekliyorum şu anda. Şu anda tamamlandı bütün pişirme işlemimiz. 25 dakikada 180 derecede pişen pirinç pilavımızı. Şu an tadına inanılmaz merak ediyorum. Üst kısmı tabii sıcak havadan dolayı üst kısmı bir tık böyle çıtır çıtır olmuş gibi duruyor. Aynı tavanın dibi gibi aslında şu anda ama bayağı iyi gözüküyor şu an. Hemen şöyle tabağa koyalım. Pişti mi pişmedi mi ben onu merak ediyorum. Böyle hani dışarıdan pişmiş gibi ve tane tane duruyor bayağı. Ama tabii içi pişti mi önemli olan o. Gayet güzel gözüküyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Bir de tadına bakalım. Zaten acıktım şu an öğlen saati. Tuzu az olmuş. Biraz tuz istiyor. Şimdi şöyle dürüstçe değerlendireceğim. Gerçekten lezzetli. İçi çok güzel pişmiş. Tek sorun hava sıcak havayı üfleyerek pişirdiği için en üstteki pirinçler çıtır çıtır. Yani üstteki pirinçler kızarmış. Esnaf lokantası pirinç pilavı olmuş şu an bu. O kadar söyleyeyim. Tane tane oldu. Lapa gibi olur diye ben çok korkmuştum. Çünkü normalde zaten ocakta bile lapa gibi olabiliyor pilav ama inanılmaz güzel. Acı çok acım. Keşke tavukla alsaydım kızartırdım. Belki bu arada son böyle suyunu çektikten sonraki birkaç dakika ısısını düşürürsek hani o demlenme sürecine geçtiğinde artık ısısını düşürürsek üstü böyle kızarmayabilir. Kaldı ki gerek var mı? Yani gerçekten uğraştırdı şu an beni ama ilk defa yaptığım için de olabilir. Belki bir sonraki denemelerde artık sıcaklığını, ölçüsünü vesaire her şeyi bildiğim için şipşak direkt atıp çıkarabilirim. Hiç uğraşmam. Şu an bir tık uğraştırdı. Gerek var mı? Yani şöyle evde hiç ocak olmayan bir evde yaşayabilir misiniz? Airfry varsa hiç ocak olmayan bir evde yaşarsınız. Her şeyi, her türlü yemeği yapabilirsiniz. Şu an ben bu videodan, bugünkü bu deneyimimden bunu çıkarttım. Pirinç de yaparsınız. İşte yanına bir et kızartırsınız. Bir sebze salatası yaparsınız. Sebze közlersiniz, patlıcan közlersiniz hiç uğraşmadan vesaire. Bu gibi artıları var. Ama halihazırda 10 senedir, 15 senedir annelerimiz zaten ocakta 2 dakikada demliyor pilavı. Gidip bakmıyor, 50 kere çıkartmıyor. Gerek var mı? Bence yok. Air fryer'da bir pirinç pilavı yapmaya, bir pirinç demlemeye. Ama yapılabiliyor mu? Yapılabiliyormuş. Sorularınızın da bu şekilde cevabını vermiş olduk. Lezzet anlamında da bu arada testi geçti benim için. Bugünlük de bu kadardı. Merak ettikleriniz varsa yine yorumlarda sorarsanız belki ikinci bir soru cevap videosu daha çekeriz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bana da afiyet olsun. Gel.